Siz ömrünüzü eğitime adamış bir insan olarak binlerce hafız çıkartmış bir kurumun genel başkanısınız. Bizzat kendiniz de birçok hafız çıkarttınız. Mesela dindar gençlik in önünde en büyük 3 engel size sorsam hocam hangilerini sıralarsınız hocam? Şimdi normal şartlarda zaten biliyorsunuz evvela şunu söylemek lazım. Bir de şeylere de bakabilirsiniz, verilere de bakabilirsiniz. Bu 8 yıllık eğitim var ya, evet. Kesintisiz 8 yıllık eğitim olduğu zamandan itibaren bakın hafızların sayısı ne yapmıştır? Düşmüştür yani. Çok düştü, evet. Bu kesintisiz eğitim olayı gerçekten 8 yıllık eğitim özellikle ne yaptı? Bayağı bu işi düşürdü. Her ne kadar şimdi işte 4'ten sonra alırsın, şöyle yaparsın, böyle yaparsın deniyor ama bunun daha neyi yok? Ortaya konmuş bir örneği yok yani. Örneği yok değil mi hocam? Tabii. Bu çok ciddi bir şekilde bu işe ne? Engel oldu yani. Bunu bilmek lazım. İkinci olarak da yetişen hafızların devlet tarafından tanınmadığından dolayı ne yapılmadığını tanınmayacağı düşüncesinden dolayı tekrar ediyorum. Aslında tanınmadı değil. Aslında normal şartlarda diplomasını aldığı takdirde devlet onu ne yapıyor? Tanıyor. Nasıl tanıyor işte? En çok en kıymet verdiği şey oluyor. Memur oluyor yani Diyanet'te özellikle söylüyorum. Ama halkın nezdinde ne var? Devlet bunu tanımaz. Devlet bunun yolunu açmaz. Devlet buna sahip çıkmaz algısından dolayı millet ne yapıyor? Bu işten kaçıyor. Bu çok önemli yani. Bu ikisi çok önemli. Bunlarla beraber zaten de insanların dünyevileşme mantığı, ahlakı da o tarafa kayınca çocuğumun geleceği ne olacak mantığıyla beraber zaten şeytan nefis de o tarafa meylettirdiğinden dolayı da bu sonra ne yapıyor? O da o tarafa kaydettiriyor. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Evet. Ama bu özellikle kesintisiz 8 yıllık eğitim bayağı ne yaptı? Darbe. Harbiden darbe vurdu. Evet. Bunun ötesine biz biraz geçmiştik. Nasıl geçmiştik? Ona baştan söyleyeyim. Şöyle geçmiştik. Hala bu sıkıntı yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz. Kesintisiz eğitim olunca tabii 8 yıl. Çocuklar normal şartlarda 6 yaşında veya 7 yaşında okula girdiğinde biliyorsunuz 8 yıl kalıyor. 14-15 yaşına kadar okulda kalıyor. En netice o saatten sonra akıl bali dönemine geliyor. O saatten sonra çocuk kursa gelmedi. Kesinlikle ne yapıyor? Zorlanıyor. Gelmiyor. Gelse de belli şartlarla beraber geliyor. Çünkü belli şeyleri artık öğrenmiş. Buna hafızlık yapmak o saatten sonra çok zor oluyordu. Bu sefer biz ne yaptık? Bu işin biraz daha seviyesini yaş seviyesini düşürdük. Okul öncesine aldık bu işi. 4 yaş, 4 ay, 4 günlükten çocuğu aldığımızda bu sefer ne yapıyoruz? 6-7 yaşına kadar çocuğu normalde hem Kur'an-ı Kerim'e geçiyor tam hafızlığa başlatıyorduk. 7 yaşına kadar çocuk normal şartlarda 10 sayfaya falan geliyordu. Bir senede okuldan ne yapabiliyorduk? Müdüründen, öğretmeninden, şundan bundan izin aldırabiliyorduk. İşi idare edebiliyorduk. Ama bu şu eğitim şey 4+4 yok yok. Çocuklara bir anda eğitim var. Otomatik kayıt sistemiyle beraber otomatik kayıt sistemiyle beraber çocukları şimdi pat diye ne yapıyorlar? Yok, senin yok. Çocuğun falanca okulda, falanca öğretmende, falanca müdürün kontrolünde, falanca yerdedir dendiği takdirde bu sefer tabii şimdi ne müdür onu gözüne alabiliyor, ne veli alabiliyor, kimse onu ne yapamıyor. Bu sefer okul öncesi hafızlık sistemi de bu şekilde ne yaptı? Çünkü bunu hala yaşıyoruz. Bakın şimdi mesela ne yaptık? Bu sene aşağı yukarı 5000'e yakın talebe aldık. Değil mi? 4 yaş, 4 ay, 4 günlükten aldık. Şimdi onları Kur'an-ı Kerim'e ne yaptık? Geçirdik. Kur'an-ı Kerim şu anda Kur'an-ı Kerim hızlandırma aşamasında. Şu anda. Kur'an-ı Kerim hızlandırma aşamasında. Dikkat edin. Mart ayı hızlandıracak. Nisan ayı hızlandıracak. Mayıs ayı hızlandıracak. Haziran 1'de hafızlığa başlama yaşına geliyor. Dikkat et. Ama Haziran 1'de geldiği gibi Haziran işte 16'sı, 17'si, 18'si neyse artık orada zaten okullar tatil oluyor malumunuz. Eylül'de de bu çocuk elimizden gidecek. Niye? Otomatik kayıtla beraber bunu ne yapıyorlar? Okul. Elimiz alıyor. O yüzden dolayı bu otomatik kayıtla beraber bizim aşağı yukarı şu anda bak geçen sene 3000'e yakın talebemiz hafızlığa başlamış yeni talebemiz elimizden gitti. Bu sonra tekrar alıyoruz. Tekrar aynı seviye geliyor, tekrar gidiyor. Ama normal şartlarda medreseleri legal hale getirmiş olsa hem hafız olacak hem diğer eğitimlerini alacak.
Ve bu konuda da iddialı olduğumuzu hep beraber bilirler. Herkes bilir yani. Ciddi bir şekilde. O yüzden dolayı bu için evvela camiamız tarafından başkanımızın bu ifadesini yapmamız lazım. Önümüzü alarak hakikaten güzel bir şekilde devlet kademelerine her tarafa güzel bir şekilde bu işi anlatmamız lazım. Halka indirmemiz lazım. Halka indirmemiz lazım. Yoksa bu halkın çoluğunu çocuğunu ancak bu şekilde ne yaparız? Gerçekten eğitiriz yani. Evet, Osmanlı, hocam. Osmanlı ne güzel yapmış değil mi hocam? Osmanlı'da hafızla o kadar önem vermişler ki ekmek gibi, hava gibi, su gibi önemliymiş onlar için. Ve onların da önü açıkmış yani. Önü açık yani. Tabii devlet ne yapıyor? Yani. Devlet tanıyor yani. Devlet tanıyınca bu sefer halkı ne yapıyor? Seviyor. Kim istemez o zaman oğlunun hafız olmasını? Çünkü devlet tanıyor. Şimdi devlet tanımayınca bu sefer otomatik ne yapıyor millet? Milletten korkup panik. Şunu diyor.